daha ilk günden, bugün kastediyorum, pazartesi değil, stratejik bir ihanet projesi dediğiniz zaman aslında o sakinlikten biraz, aslında biraz değil, hayli uzaklaşmış oluyorsunuz. Bunun çok akıl kârı bir şey olduğuna çok emin değilim. Aynı şekilde ya Kanal ya İstanbul sloganı çok cazip bir slogan gibi gözüküyor. Ama yine de böyle bir çıkışın kişisel olarak, bir gazeteci olarak ama bir İstanbullu olarak da bana, ki daha önce pazartesi yayınında da söylemiştim, vatandaş olarak Kanal İstanbul'un anlamsız bir proje olduğu kanısındayım. Olmasını istemeyen birisiyim. Referandum olursa olmaması için oy veririm. Ama bu tartışmayı ya Kanal ya İstanbul diye koyduğunuz zaman burada Kanal'ı tartışmanın ötesinde bir şeyleri de tartışıyor ya da masaya getiriyor olabilirsiniz ve bu da pekala Erdoğan'ın istediği bir husus olabilir. Bunları olabilir diye söylüyorum. Böyle bir kesinlik yok tabii ki. Muhakkak Ekrem İmamoğlu ve yanındakiler, danışmanları bu konuları inceleyip sık dokuyorlardır. Kendilerine güven içerisinde olduklarını görüyoruz. Herhalde bunu hesaplamışlardır. Ama şunu söylemek lazım. İlk bakışta Kanal İstanbul, Erdoğan'ın kendi kendine kurduğu bir tuzakmış gibi duruyor. Ama bu süreci, bu tartışmayı, bu çatışmayı iyi yönetememesi halinde pekala o kanala Ekrem İmamoğlu da düşebilir.